İyi akşamlar. Mavi günlük grafik. Düşen bir trendle takip ediyorduk bir zamandır maviyi. Yani daha doğrusu aslında aşağıda desteği tutunuyordu. 64 civarlarında. Biraz sarkıyordu işte 64-63. Savaşla beraber kırdı. Bir miktar oradan alıcı geldi ilk önce. Sonra da şu kırmızıya bir kafa atmayı başardı. Yani şu anda tabii böyle aman yürür gider bir grafik yok. Ama en azından biraz toparlaması, 55 civarlarında tekrar bir destek bulması bence olumlu. 55 civarları çok takıldığı bir alandı biliyorsunuz. 2021'de pandemiden sonra 50'ye geldi. Oralarda direnç ile karşılaşmıştı. Daha sonrasında da 2020'de bolca 55 ile boğuşmuştu. O kırdığı alanları destek olarak aldığını söylemek mümkün. Mavinin tepkisi oradan geldi. Kırmızıya da dediğim gibi bir dokundu. Şu an için bir kırılım demek zor ama önümüzdeki hafta şöyle bir 64,5 üstüne tekrar çıkarsa bence güvenli bir alanda olur. Yani piyasa mavi cinsi bırakmadı derim ben. Hala bir boğa ihtimali de taşır o anlamda. Yani piyasa bir malı bırakmıyorsa tekrar eski seviyelerine getiriyorsa böyle kısa vadede bir şey vardır. Yani bir umut piyasa tarafından besleniyordur. Öyle söylerim. Yani yoksa patır kütür gider yani. Hiç destek meslek dinlemez. Burada çok ciddi de bir alan var çünkü düzelttiği bir alan var. Yüzdesi olarak da fena bir alan değil. Önümüzdeki hafta takip etmek lazım. Şimdi 2-3 gündür 200 ortalamada takılmış. Yani siyah olan 200 ortalama daha önce destek oluyordu. Burada maviye. Bu alanda bir miktar takılmış. 63,45 arkasından 63,5. 63,5'un üstüne çıkarsa nefis olur. Çünkü 50 ortalamayı kıramıyordu daha önce bu düşüşten önce. O kıramadığı 50 ortalamanın üstüne atmış olur. O zaman en kötü ihtimal yukarıda 72'ye. Önce 70 arkasından 72 80'lere doğru o direnç hattına girdi şey hattına girdi yatay banda girdi derim yani. Yani bir yatay band beklentisi olabilir yani en kötü ihtimalle. Ama yani bir 64,5'ün üstünde yerleşmesi lazım. Çok da yakın. Yani bakalım pazartesi günü nasıl olacak. Tabi buradan negatif bir şey şu olur. İşte düştü, düzeltti, düştü, düzeltti. Bir negatif bir şey şu kırmızıyı geçip de artık bir rahatlamazsa senaryonun kötü tarafı da bu. Yani buradan sonra 50 liraya hareket ihtimali artar. Yani 50 lira civarı destek olabilir çünkü. RSI 52 bir miktar cesaretlenmiş. Düşüş başladığından beri bakın 48-49 üstüne çıkamıyordu. O kısımda kırılmış RSI'da güzel bir momentum gösteriyor. MACD'de şu an gayet iyi bir momentum gösteriyor. Hatta düştüğünden beri ilk defa bu kadar kararlı bir momentum gösteriyor. Bugünkü hareketi bir marubozu. Normal şartlar altında pazartesi yeşil olarak devamı beklenir tabii. Ama garantisi de yok. Onu da söyleyeyim. Hani mum formasyonları güzeldir, iyidir de çok öyle garantili. Yani hiçbir yöntem, garantili hiçbir yöntem yok. Keşke olsa da. O ayrı bir konu. Ama yani %60, %70 formasyonuna göre tutarlılığı da vardır. Herkese iyi akşamlar.